Assalamu alaikum. Bugün videoda IMH Classifier, yani telefonda kamerası yordamida biz obyektlerini ko'rganimizda uni nima ekanligini aniqlaydigan dastur yaratishga harakat qilamiz. Buning uchun yangi loyiha yaratamiz. IMH Classifier deb nom qo'yib, uni yaratishimiz kerak bo'ladi. Va mana shu screen birdan yozuvni yana o'zgartirib olishim mumkin men doimgidek. IMH Classifier. O'zgartirib qo'ydim. Bu yerda qaysi komponentlar kerak bo'ladi? Bizga birinchi navbatda bu yerda kerak bo'ladigan komponenti bu mana bu web viewer degan komponentni buni joylaymiz. Bu hozir to'laligicha egallab qoldi ekranda. Bu width ya'ni kengligi to'laligicha egallay bersin. Height bo'yi foizda aytaylik 80% qismda egallasin. Kichraytirib oldim. Endi pastda bitta layout bo'limidan horizontal arrangement degan joylashtiramizda uni widthini fill parent deb to'ldirib qo'yamiz va buni ichiga bitta label bitta tugma joylashtiramiz. Bitta label bitta tugma joylashtiramiz. Xo'p, mana shu dasturimizni ko'rib ketish uchun MIT kompaniyamizga kirib connect AI kompaniyam deb uni ulab olamiz. Telefonimiz ekranida ham bir vaqtni o'zida o'zgarishlarni ko'rib ketishimiz mumkin bo'ladi shunda. Mana hozircha mana matndan boshqa hech narsa yo'q. Horizontal arrangementni mana bu screen birida o'zini left va ana bu eniga va bo'yiga tekislanishini o'rtaga qo'yib olib, mana bu horizontal arrangementni widthini fill parent qilmas ekanmiz, buni 80-90% qilsak keyin yaxshi bo'lar ekan. Chunki hozir matnni chekka qismlari telefonni ustida himoya qoplami oynasi bo'lsa ko'rinmay qolyapti, chekkasi qora bo'lgani uchun. Mana bu tekstini ready deb qo'yamiz. Matnni classify deb qo'yamiz. Aniqladi. Endi mana bu matnni fill parent bo'lsin, kattaroq bo'lsin va yozuvni o'lchamini ham yuqori qilib qo'yishim mumkin. Anchagina katta bo'ldi. Mana bu button tugmani ham xuddi shunday o'lchamini kattalashtirib qo'yishim mumkin. 24 deb rangini ham yashil qilib qo'yishim mumkin. Ancha boshqacha bo'ldi. Va bundan tashqari mana bu tugmani enable itini olib qo'yaman, ya'ni hozircha bu bosilmaydi. Kerakli vaqtda bosiladigan qilamiz. Ana endi bizga kerak bo'ladigan narsa. Yangi sahifa ochib turib, bu yerdan qidirib olamiz. MIT App Inventor Extensions deb yozamiz. Yandex mi, Google mi farqi yo'q, qidiramiz. Qidirsak bir nechta natijalar kelib chiqadi. Bizga mana bu MIT CML github.io degan sahifa kerak. Buni ochamiz. Pastga scroll qilsak, pastga tushsak bir qancha extensionlar bor. Bularda hozir bizga kerak bo'ladigani look extension deganini yuklab olamiz. Look extensionni yuklab olamiz. Look extension mana 2018-11-24 AIX degan parametr yuklandi. Mana bu yerda eng pastga tushib extensions bo'limini ochaman va import extension bo'laman. Weaver fayli bo'limiga kirib zagruzkidan menga mana shu look extensionni yuklab olishini aytaman. Hozircha mana bu telefonim ekranida hech narsa ko'rinmayapti, ya'ni o'zgarishlar bo'lmayapti. Biroz kutishimizga to'g'ri keladi bu ishlab ketishligi uchun. Mana buni bundan bilsak bo'ladi. Loading degan yozib turganida mana endi yo'q bo'ldi va look degan mana extension qo'shilib qoldi. Chap tomondagi mana bu paletga oldin user interface turardi. Shuni pastki qismida mana extensions bo'limiga qo'shilib qoldi look degan. Shuni olib bunga joylayman. Bu ekranda ko'rinmaydi, ko'rinmas komponent, non visible component. Buni mana bu input mode video turaveradi, web viewer deganida web viewer 1 deb tanlab qo'yaman. Xo'p, mana shu bilan dizayn qismi tayyor bo'ldi. Mana endi men telefonim ekranini bu ishlatyapti. Mana telefonim ekranini ishlatyapti hozir. Mana bu viewerga ulanib qoldi, lekin hech qanaqa natija bermaydi chunki kodini yozishimiz kerak. Blocks qismiga o'tamiz. Block qismiga o'tamiz va mana bu yerdan look ichiga kiramanda
When classify ready diyeyim ben. Classify tayyor olsa demek ana bu label yazıvını özgertirip koy değişim gerekli. Çünkü o yazıvını ready de yazıp koydum. Yani text'i kiremandı. Text ready to classify the payment. Nasıl? Bu. Tayyor olsa ready to classify diye yazılıyor. Özgertirip koy diye yapar. Düğmemizi battığımızda demek button'ı enable koysan. Bu hazır enable'ı false durup da biz true koyarız. Yani tayyor olsa şu düğme basıra diyen bolsa. İşlese düğme basıra diyen bu kalsın. Ana endi düğmeni basken de bu kayıt işler bu yerdeki düğmeni. Bana şu look'tan call look one classify video data. Yani körgenli classify kılat olsa tayyor bu şuna işledi. Tayyor onu endi look one getiremez. Got classification. Classification'da olsa ne baksın? Bunu label'da matnige çıkarı verirsen. Label'da matnige. Bu yerde bu cadvar görünüşte çıkart netice. Şunun için biz listten ajratıp alışımız gerek. İki mertte ajratıp alışımız gerek. Cadvar görünüşte çıkart ve cadvar içi de yine bizde ne burada buluyor? Cadvar içi de onun ihtimalliği var. 50% ihtimal bulan bana bu narsa 120% ihtimal bulan bana bu narsa dediği neticeler çıkıp geliyor. Şunun için biz cadvalda birinci orunda türgenini ve onu yiyem. Birinci orun dediğinin bitti. Namı bitti. Faizi var ve namını uzunu ekranı çıkarıp versin diyemiz. Bana şimdi bizim dasturumuz işleş gereği burada. Bana asosiye kısmı bana şimdi ibaret. Hazır. De başka ayna koşup kadege kaytarız. Ha bu telefonumda üzülüp kaldı çünkü işlemi kaldı. Bazı şunu kabul edildi. Kaytadan refresh kampanya screen kurşumuz gerek. Yok bu madde reset kılarken biz. Telefondaki bana bu dasturdan çıkıp getirip kaytadan kırarken mi? Buna kadar sıkıyor bıktıralı. Ana, ready to classify yaptı. Classify düğmesini basana. Kaset player laptop yaptı bunu telefon resmen. Şimdi bu yerden başka narsalarını resimlerini çıkarıp bunu teşhir görmemiz, işletip görmemiz. Table'da kudurdum. Kartinki. Bu stoğlu resmen konuşuyorum. Şunu katılaştırıp bir görmemiz. Stoğ. TV. Arka netice çıkarıp gör yaptı. Mesela bu yerden bir kompüterimiz çıkması var. Şunu teşhir görmemiz. Mouse bunu topladım. İleride kompüterde klavyaturası mı teşhir görmem. Keyboard mı, o zaman. Laptop. Bana işle yaptı. Bir kutu var bizde. Bu kutu ne? Face powder'dı. Ben dedim ama remote control. Tahmin edilip. Var mı? Kutu verir. Bana bunu arasını teşhir görmemiz. Key. Bunu kağıt diye burada yaptı. Bana şimdi işleydi.